Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere böyle sarı ipim rengi çok tatlı bir iple güzel bebe yünü arkadaşlar dokusu çok güzel bu iple güzel bir örgü modeli göstereceğim İpimi şöyle kenara alayım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Arkadaşlar ipimiz bebeği yönü. Şöyle. Şişlerimiz 3 numara. Güzel bir Şöyle bebek yeleğine yakışacak, bebek ceketine yakışacak güzel bir örgü modeli hemen sizlerle beraber başlayalım. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. bir tane daha atarsak şöyle yeterli olur. Bu kadar ilmek bizim için yeterli. Hemen şöyle şunu düğümleyelim. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. İlk başta ilk sırada daha doğrusu şöyle 2 3 sıra düz örgü örmemiz gerekiyor arkadaşlar modelimizi kurmamız için Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde aldık. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Ve burada da bütün ilmeklerimizi ters olarak alıyoruz. Altına haroşa yapabilirsiniz, lastik yapabilirsiniz, her türlü lastik türü. Ee, Haruşe e, ikili lastik kullanabilirsiniz altına genelde lastik daha güzel duruyor arkadaşlar tekli olarak. Şimdi bir sıra daha düz yapacağım. Evet Şimdi tekrar modelimizin arka kısmında bir sırada ters olarak öreceğiz. Ben lastik e, yapmadan başladım sizlere sadece modeli göstermek için arkadaşlar. Siz altını lastiğinizi yapıp modelinizi başlarsanız daha güzel ve daha gösterişli olur. Krem rengiyle yapabilirsiniz, mavi ile yapabilirsiniz, pembeyle, ile, yeşille, kına yeşili olan yeşille yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Böyle altına 4 sıra düz gittim geldim arkadaşlar. Ben bu taraftan başladım modeli ki kıvrılmasın diye. Eğer diğer taraftan direkt başlasaydım kıvrılırdı. Onun için bu taraftan başladım ben. Kıvrılmasın diye düz dursun diye. Şimdi modelimizi hemen kuralım arkadaşlar. Modelimizde ilk baştaki ilmeğimizi işlemeden aldık. İşlemeden aldık. Bir tane başına doladım. Şu iki ilmeğimi bir aldım. Bir tane düz aldım. Başına doladım. İki ilmeğimi bir aldım. Bir tane düz işledim. Tekrar başına doladım. Bu iki ilmeğimi bir aldım. Tekrar bir tane düz işledim. Başına doladım. İkisini bir aldım. Tekrar düz işledim. Başına doladım. İkisini bir aldım. Bir tane düz işledim ve kenar ilmeğimi de düz olarak işledim arkadaşlar. Şöyle hemen şimdi arka kısmındayız modelimizin. Arka kısmında da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimizi işlemeden aldık arka kısmında. Başına doladım. 2 ilmeği bir aldım. Bir tane şu arttırma yaptığımız ilmeği düz yapıyorum. Tekrar başını alıyorum ve ikisini bir alıyorum. Tekrar düz yaptım. Başına doladım. Şöyle ikisini bir aldım. Tekrar düz, tekrar başına doladım. Ön taraftaki yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Düz işledim ve şöyle yaptım. Evet, modelimizi bir kere kurmuş olduk ama tam belli değil arkadaşlar modelimiz şimdi. Şimdi burada arkadaşlar bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde alıyoruz. Şöyle. Şimdi modelimizin arka kısmına geçtik. Arka kısmında kenar ilmeğimi işlemeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters bir şekilde alıyorum. Videoda gördüğünüz gibi ters olarak alıyorum. Evet. Şimdi tekrar arkadaşlar aynı işlemi geri tekrar yapıyoruz. Bir düz gidip tekrar geliyoruz ve modelimizi kuracağız. Arkadaşlar bir gittim geldim ve şimdi modelimizi kurmaya hazır. Şöyle hemen ilk baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Başına doladım. İkisini bir şöyle aldım. Bir tane düz işledim. Başına doladım. İkisini bir aldım. Bir tane düz işledim. Başına doladım. İkisini bir aldım. Bir tane düz ördüm. İkisini bir aldım. Düz ördüm. Aynı işlemi ilk sırada yaptığımız gibi aynısını tekrar burada da yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizin ara katında 1-2-3-4 şu şeyi de sayarsanız ilk başta sayarsanız 5 kat olmuş oluyor. Ara boşluk 5 tane olmuş oluyor. Ara düzlüğünü siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama bebek yeleği yapmak istiyorsanız böyle yaparsınız. Ara 4 sıra yeterli. İlk baştaki ilmeğimi işlemeden aldım. Modelimizin arka kısmına geçtik. Başına doladım. ikisini bir aldım. Şu başına doladığımı düz olarak örüyorum. Tekrar başına doladım. İkisini bir aldım. Şunu düz olarak ördüm. Başına doladım. İkisini bir aldım. Şöyle. Tekrar başına doladım. Düz ördüm. Bu şekilde böyle modelimizi tekrar kurmuş olduk. Modelimizin yine şuradaki gibi arkadaşlar arasında boşluk yaparak git gel git gel yaparak modelimizi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Modelimizin şeyi böyle.